Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini tanıyın. Recep Bey'e, onun savcısına. Bir tane üniversite yetmez, 2-3 olsun diyor. Orada. Bir ben, tamam. Bir alem zarar. Buyur. Hayran yeter. Evet, bir ben diyor. Giriyor mu haber? Girdik baba. Hayran yeter. Ahirette ne bilen sevdim seni mahbuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mahbuduma, canan diye sevdim. Bir ben bir alem sana hayran diye sevdim. Bir ben bir alem sana hayran diye sevdim. Evladı yoldan geçerek ağlana geldim. Evladı yoldan geçerek ağlana geldim. Ahlakını met sevdim seni mahbuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mahbuduma, canan diye sevdim. Bir ben bir alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Sallana Resulüne Muhammed. Evet efendim, programımız bütün güzelliğiyle, bütün muhteşemliğiyle devam ediyor. Ara ara doğal, natural, el değmemiş gidişler, gelişler olacak. Bu Siyah Beyaza ve Deli Yücel programına mahsus bir özellik, güzellik. Efendim, Avcı Hacı Deli Yücel Bey'i, Adana Valisi Sayın Hüseyin Avni Coşun gerçekten özel izniyle buraya getirdik. Bana biraz dargındı, kırgındı o açıdan. Mesaj almıyorum. Efendim, o açıdan telefon almıyorum. O açıdan efendim tweet almıyorum. yükselmertoğlu@hotmail.com'dan mesaj almıyorum. Çok özür diliyorum izleyicilerden. Efendim, Deli Yücel bugün muhteşem bir Adanalılara siyah beyaz... Bak buyur, buyurun. Maharete bakın efendim. Efendim, maharete bakın ya. Bu nedir? Ya. Maşallah, barik Allah dedi. Alkışlayın abicim. Evet, ne alıyoruz Deli Yücel Bey? Ben ağlarım yâne yâne, alkışlarım beni gâne. Vurun. Gel gör beni, ay neyle,
fayda bulur. Efendim gerçekten avcı hacı deli Yücel Bey, on parmağında on marifet. Bugün siyah beyaz programına özel, sanırım bunu sevgili programlar müdiremiz Özge Hanım sezon finali olarak kabul eder. Birkaç gün akşam sezon finali olarak verir. Çünkü inşallah siyah beyaz programı Yücel abi Cuma gününde son noktayı koyacak. Efendim yarın inşallah konuğumuz Seyhan Belediye Başkanımız Profesör Doktor Azim Öztürk olacak. Perşembe günü konuğumuz Yüreğir Şehremini sevgili Mahmut Çelikcan Bey olacak. Cuma günü de efendim konuğumuz Adana Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ziyaettin Yağcı olacak. Ama biz sezon finali olarak Avcı Hacı Deli Yücel Bey'in programını temel alacağız, esas alacağız. Diğer konuklarımın da müsaadesiyle inşallah bunu devamlı anacağız sevgili Yücel abi. İnşallah. Yücel abi, şu trafik polisini nasıl çıldırttın? Şu olayı bir yüce halkımızda aynen paylaşır mısın? Şimdi, buyurun efendim. En nihayet bir emniyetçi kardeşimizdir. Eğer emekli olmasaydı ben bunu anlatmazdım. Evet. Efendime söyleyeyim. Sene 1969
75'li 80'li yıllar. Evet. 75'li 76 77 işte o ara. Evet. Adana valisi benim 52 çavrem var. Biliyorsunuz. Biliyoruz. Başbakanların, evet. Cumhurbaşkanların, Alparslan Türkeşlerin, Yılmaz Güleynlerin, Rahcan Ecevitlerin, Bülent Ecevitlerin, Osman Bölükbaşların bildiği arabam. Evet. Hala çalışır vaziyette. Geldi körüngaş gibi valinin makamın arabasının önünde bozulsa beğenir mi? Lan aman o zaman da polis Şişko İsmet. Evet. Göbek İsmet dedi İsmet abiye. Lan aman yücel kaldır indir, lan aman polisler oradan halmaz indir kaldır lan aman vali vali lan valinin arası yanışmır lan yücel kaldır aman vali sislerin içinde kaldı gel demiş buraya taraf görse bir daha bu araba buradan geçmeyecek. Evet. Bir daha bu araba buradan geçmeyecek. Polis mi diyor bu? Yok vali bey diyor ya vali arabadan elemedi. Evet. Ya vali bey, benim arabam oradan nasıl geçmeyecek? Ya vali sen, o makam senin ama benim de evim, benim makamım da 200 metre ileride, ben havadan mı gideceğim? Neyse, polis Yüksel dedi ki, bak dedi kardeş, sevildiğini bil dedi, bu sefer ceza yazmıyoruz. Evet. Ama bir daha senin bu araban buradan geçiyor. Delikanlı bir adamdı, bir 90 boyunda. Efendime söyleyeyim, bak dedi senin ismin de bana yakın, yükseller, yüceller iyi olur dedi. Evet. Buradan geçtin mi dedi bir daha, cezayı yapar, arabanı da bağlarım. Ben hakikaten arka yol, yani şeyin, Memişbaca caminin oralardan, Kazancan oralardan git geçmiyorum oradan. Aman bir gün unutmuşum arkadaş. Pardon diyorum, Mardin Nusaybin Akarsu Talat-ı Dinat-ı Kuruketçuk Doğanlı Köyü'nden sonra öğretmen atandım. Evet. Fadıl Köyü'nden hafta sonu Cuma günü biraz da erken kaçtım okuldan. Yüklendim evime doğru geliyorum. Abo! Bir baktım, valinin önünden geçiyoruz. Tırr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 
çalışırdı. Hemen daha eve doğru git. Göbekten yallattırr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 r
Adam yüksel geliyor. Allah Allah. Nasıl hemen esprenini çektim. Hemen yere. Allahu Ekber dedim durdum. Namaz kılıyorsun. Namaz polis bakıyor mu? Polis polis hemen sandalye bir şöyle kahve sandalyesi var mı? Açıverdi, çıkardı, oturdu. Kıl oğlum kıl dedi. 50 rekat kıl, 100 rekat, 1000 rekat kıl bekleyeceğim dedi. Deli yiyeceğim. Evet. Şimdi ben namazımı şimdi kılıyorum. Efendime söyleyeyim. Semallahu limen hamide. Rabbena ve lekelam. Allahu Ekber. Neyse oturuyorum. Esselamu aleyküm Abdullah. Esselamu aleyküm. Allahu Ekber diyorum bir daha. Lan, çünkü polis bekliyor, namaz bitmiyor. Ben Allah korkusu polis bir şey yapamıyor şimdi. Arkadaş baktım dizlerim kırıldı. Kaç rikat kılmışım kaç. Kaç rikat kılmışım baktım olacak gibi de. Düşme, hayır, düşme hayır. Yücel Baba. Düşme hayır. Yücel Baba. Ya, Yücel Baba düşme. Lan çocuklar bu dur, adamı kaydırmak düşme. İçin mi bu oturağa getirdin? Dur neyse. Evet. Hemen baktım kalktı kalkacağı. Hemen açıverdim. Sübhane Rabbiyel Aleyh Aleyh Vahab dedim. Allah'ım dedim ya Rabbim. Sen ne kadar güzel. Polis dinliyor. Polis dinliyor. Hazır bekliyor, hazır, dua ediyor. Ceza yazacak. Ha, ceza yazacak. Hemen ceza yazacak. Evet. Çünkü söz verdi. Evet. Oradan gel yazar. Allah'ım dedim. Sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. Allah'ım senin eserin. Bu kulların da ne kadar güzel. Ya Rabbi dedim şu yüksel abim dedim. Ne kadar vazifesine düşkün bir insan. Ne kadar vazifesine titiz bir insan. Rabbim dedim yandım yakıldım dedim. Allah'ım. Allah'ım dedim istemeden geçtim. Bu yüksel kuluna bir merhamet ver Allah'ım dedim. Ayında sonu dedim. Allah'ım bana ceza yazmasın. Yazarsa da azcasın. Kurban oldum Allah'ım. Allah'ım dedim yüksel abim evlidir inşallah Teala hanımıyla. Mesut bahtiyar eyle ya Rabbi. Allah'ım çocuklarını akıl fikir ihsan eyle. Büyük devlet adamları olsunlar ya Rabbi. Allah'ım kurban oldum Allah'ım. Yüksel abim motosikletlerinden bütün araçları takip ediyor. Ceza yazıyor. Onu bu görev esnasında kaza, bela, musibetlerden koru. Allah'ım Yüksel abimin ömrünü uzun eyle demeye kalmadı, kalkıverdi. Aynen böyle, ben daha duadayım, böyle yaptı. Sen Allah'a dua et lan dedi Allah. Sen Allah'a dua et lan dedi Allah. Tırr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 
Aha.
Hiç oradan daha geçer miyim? Geçer miyim? Peki, peki Yücel abi. Yücel abi. Bir İncirlik'te İzbandot gibi Amerikalı öldü ve sana efendim bir şey tahnik James, etti. James, Mr. James. Evet. Ya ben şimdi avcıyım ya. Bakalım nasıl oldu o olay? Evet. Mumya yapıyorum. Tahnik kuşlara tahnik yapıyorum. En son büyük de yaptım. Bir domuz başı yaptım. 30 liraya o zaman. 30 lira iyi paraydı. Evet. Talebeyim. E ne olacak? Bir öğretmen çocuğuyuz. Bir öğretmen ailesi. Geçim darlığı çeken bir aileyiz o zaman. Evimiz de yanmış. Darmadağın olmuşuz. Neyse. Benim namım yayılmış. Mumya yapıyor falan. Bir gün ben arkamıştı. Evet. Yücel'i çağırın alın gelin demiş Yücel'i. Böyle kartaldı ya. Evet. Böyle Allah rahmet eylesin. Canı rahmet eylesin. Ben buyur dedim. Ben aram. Hayırdır inşallah. Bana bak dedi. Ben biliyorum dedi. İncirlik'ten müteahhitim. Aynen böyle de konuşurdu. Hem Adanalı. Biliyorum ben de oranın müteahhitiyim dedi. Bizim çok sevgili bir yengemizin dedi. Kocası dedi. Öldü dedi. Evet. Dedim Müslüman mı dedim Hristiyan mı? Ne yapacaksın dedi sen. Sen Müslüman olsun Hristiyan olsun. Adam öldü karısı dedi. Buna aşık. Bunu dedi ebedileştireceksin. Nasıl? Mumya yapacaksın. Kaça yapan dedi. Dedim 500 bin lira yapar. 500 lira o zaman para. Evet. 500 lira. Yok çok istedin de 300 lira. Ey canın sağ olsun. Ne lazım? Formaldehit lazım. Efendime söyleyeyim oksijen lazım. Tentürdür lazım. Pamuk lazım. İğne lazım. Şu lazım. Bu lazım. Aldı getirdi. Her şey hazır. Şimdi James gelecek. Mr. James. Evet. Bir baktım ki bir araba durdu. Cenaze arabası demeye 1000 tane şahit lazım. İçi soğutucu buz gibi. Ulan Ağustos'un içinde buz gibi şimdi cenazeyi bizim eve indirecekler. Abo benim anam kıyametler koparıyor. Anne dedim benim babam dedim 3 aydan önce 300 lira kazanmıyor. Bırak dedim karışmayın bu benim sanatım dedim ya. Hepsi 5-10 tane iğnenin başında. neyse James'in boynu yalnız şöyle bak şöyle kalmış. Öldüğünde bunu düzeltememişler. Evet. James'in boynu böyle. Hanımı diyor, tercüme ediyor Bener abi de. Bunun boynu nasıl olacak? Bunun boynu nasıl olacak dedi bana. Madem kolay. Hemen kaynar suyu hemen suyu kaynattırdım. James'in boynuna bir havlu koydum. Onu döktüm şöyle. Yaparken falan James'in boynu böyle. Böyle. Kırmayaydın adamın. Kırmadı. Ondan sonra dedim siz yarın akşam gelin alın. Ben buna ne kadar formaldehit varsa vur Allah vur. Vur Allah vur. Vur Allah. Gözünün içeridir, bebeğidir, kıçıdır, sağıdır, soludur, önüdür, arkasıdır, dalıdır, şeyidir. Efendime söyleyeyim vur Allah vur. Ayaklarını tek be tek parmaklarını kokmasın diye olsun sıcağı. Ondan mumyayı yaptım. Böyle James Ramses'in mumyası gibi oldu efendim. Daha şöyle sallıyorum. Bak yüksel. Evet. Bak bak. Baba çayı dökeceksin. James'in hiç kıpırdadı kıpırdayacak. Neyse ikinci gün akşam geldi aldı teşekkürün bini bin para. Efendime söyleyeyim bir hafta sonra da cenaze neden izin almışsa bir hafta sonra onu şeye koyup buzluğa koyacaklar. Amerika'ya gidecek ancak 4 gün sonra çıkıp gelse beğenin mi? Kadın ağlıyor. Ben ara senin yaptığın mumyanın. Ya ne oldu senin yaptığın mumyanın. Ya ne oldu? James kurtlanmış. Ya dedim ben ne günahım var? Bunlar dedim domuz eti yiyor. Domuzda tinişirin. Domuzda tinişirin olur dedim. O tinişirin vurdu. Lan dedi domuzun tinişirin camın içinde kalır. Dışında o zaman dedim yeşil sinek sıçmıştır dedim. Buradanmıştır. Lan olur mu öyle bokeyler? Kadın da böyle. Bir de ara sıra böyle yapar kadın bana. Crazy! Crazy! Ben de sana teşekkür ediyorum. Meğerse bana deli dermiş. İngilizce crazy! Crazy you can! Crazy you can! Crazy you can! Senin kocayın da senin de. Şimdi başlayacağım. Yeşil sinek sıçıttırıyorsun üstüne. Burada duruyorsun. Gitti. Ben ergamıştı. Lan dedi bana bak dedi. Hayvanların mumyasını yap, sakın insanlara el atma lan koku diyorum dedi. Koku diyorum. Ben dedim orada koskoca ihaleyi kaybettim. sonra kadından bir mektup gelmiş sana Amerika'dan. Sonra kadıncağız bana bir tane mektup yazmış.
Sayın Yücel Kılıçyaldır. Elinizden gelen ancak ki bu kadarmış. Size çok intizar ettim, size çok hakaret ettim. Fakat elinizden gelen teknoloji bu olduğu için gene de sizden Tanrı razı olsun öyle diyor mektupta. Bunu diyor biz buraya hiç olmazsa deform olmadan getirebildik. Çok büyük paralara mumyasını yaptırdım. Şu anda diyor evimde duruyor. Bunu dedi 6 ay sonra toprağa vereceğiz. 6 ay toprağa vermediler. 6 ay sonra James'i toprağa verdiler. Allah toprağını bol eylesin. Doğru Allah bitmedi. Bitmedi mi? Ondan sonra Allah gittiği yerde iman nasip eylesin. Ondan sonra Bener Kamışlı'ya 2 tane yanmaz elbise geldi. Amerika'dan. Ama kadın gönderdi ama oğlu gönderdi bilmiyorum. Ben bunu duydum. Muharrem dedi ki bu Bener Kamışlı'nın yanında çalışan Bener Ağa dedi iki takım elbise geldi Yücel Ağa dedi. Bener Ağa'nın senin kalıbın dedi aynı dedi. Yani bütün numaranı çek dedi. Böyle bir elbise olmaz dedi. Işıl ışıl yanıyor dedi. Evet. Allah Allah. Lan ne yapayım ne yapayım. O zaman nerede elbise? Nereden bulacaksın? Çetinkaya mağazası da yok ki gidersin boynunu büküp ucuz bir elbise alasın. Lan ne yapak ne yapak aklıma geldi. Gidiverdim Bener Ağa'nın stadyumun ofisine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam lan dedi. Gene de birinin mumu yanına geldin. Aa, yok dedim ben de nasıl şöyle de yapıyorum. Nasıl söyleyeyim ki? Lan söyle dedi beni korkutma söyle. Ya dedim ben bir rüya gördüm. Lan hayırdır inşallah dedi. Bir şey mi oldu bana yoksa dedi. Ya ben de nasıl? Lan söyle dedi. Ya ben de dedim. Sen dedim. Buyur. Sen içersin. Buyur. Sen dedim. Buyur. Sen dedim. Öyle buyur. Buyurun. Ya kardeşim burada Nevzat gözlerini öperim sağ ol. Ya kardeşim burada geliyor geliyor geliyor. Allah Allah. Geliyor. Neyse Niyazi abi Nevzat Hasan geliyor. Öyle mi? Buraya stüdyoya mı geliyorlar? Evet. Dedim dedim evet. Ki ya dedim rüyamda dedim tam ölecektin. Bir nurani geldi. Evet. Böyle yaptı. Ey Bener Kamışlı. En yeni elbiseni. Ya babacığım şu canlı yayında telefon açık olmaz ki. Canlı baba. Yayının özelliği bu. Allah'ım ya. Buyur Nevzat. Allah ya. Ya ver. Abicim ne diyeyim ya. Alo. Allah'ım ya sevgili valim görüyorsun bir hata yapsam buyur. Dokuzköy'den kovuluyorum sevgili buyur. Valim ya. Televizyondan da kovuluyorum. Abicim telefonda konuşulur mu? Abi biraz sonra şu bir ara verince arayacağım. Bu sırada canlı yayındayız. Ya, Allah abi Yüksel ya, abi anlat canlı yayındayız. Yok abicim. Ahmet Ahmet selamlar. Efendime söyleyeyim. Allah'ım bir nurani geldi dedim. Dedi ki Bener Kamışlı sana hiç giymediği bir elbisesini verirse o kolay geçitten geçecek. Muharrem dedi Muharrem buyur ben aradım. Lan koş dedi koş. Ela koş Amerika'dan gelen elbisenin dedi. Yeşilini mavisini hangi eline al getir dedi. Ulan bir giydim. Yahu elbise sanki. Yıldır arkadan, yıldır. Yahu nasıl ışıl ışıl yanıyor. Çakmağı tut yanmıyor yanmaz elbise. Evet. Ulan bir giydim arkadaş. Manken o zaman da kilom hafif. Manken gibi oldum. Vay dedim Allah dedim sana hayırlı ömürler versin dedim. Rüya dedim muradın erdi. Sen dedim inşallah maksudun erdi. Sana Allah hayırlı tam kapıdan diyor. Yücel dedi. Buyur ben ara. Lan dedi beni bir daha rüyanda görme. Sevgili izleyiciler inanın bende emanet duruyor. Sandalye çocuklar kasıtlı mı yaptınız bakın. Kesinlikle bu adam sağ salim bu televizyondan evine gitmezse ben kesinlikle Kürtçülere giderim. O açıdan çok çok önemli. Vallahi ses çıkaramıyorum. Yani işin arasında sevgili valim Hüseyin Avni Coş var. Şimdi Yücel abi. Buyur abi. Değerli izleyiciler, tüm Adana için, Türkiye için, dünya insanlık ailesine gelsin. Şu yüce dağları duman kaplamış. Yüce dağları duman kaplamış. Duman kaplamış. Hey kardeş, hey. Ah ah o torosların başında. Bakma şimdi... Şimdi gidemiyorum arkadan. Hadi o bakalım babacığım, hadi. O paranın geçme daha başlarda. Yine bir gurbete kara haber var.
Seher vakti bu yerlerde. Yarım ağlamış çimenler üstünde. Gözyaşlarım var. Seher vakti bu yerlerde. Yarım ağlamış çimenler üstünde. Gözyaşlarım var. Gönlümüz gamlı. Önüme çektiler bir siyah perde. Yar senin aşkında tutuldum derde, gene mi gurbette kara haber var, kara haber var. Yar senin aşkında düşmüşüm derde, yine mi gurbette kara haber var, kara haber. Değiştir baba, değiştir. Ne ağlarsın benim çeşmi vurun siyahım. Ne ağlarsın benim çeşmi siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Sene acılar içine koydu. Çoban dede vakasındaki o iftirayı atıp o tuzakları bana kuranlar, benim evimi yas yerine çevirenleri o hüdama hedi armağan ettim, hüdama Rablerinden bulsunlar. Vay Fadime'm, vay Fadime'm. Fadime'm de bu ellerde ben gibi. Değiştir programı gibi oldu. Evet, buyurun. Ellerine güne yakmış kan gibi. Pencereye şalkı vurmuş da gün gibi. Karanlık gecemin çırağı sesin Fadime'm. Pencereye şalkı vurmuş da gün gibi. Karanlık gecemin çırağı. Tarlalar var da bahçeli bağlı, ırgatlar var da gelinli kızını. Benim sevdiceğim de bir ara gözünü, ara gözlerine kurban olan bu madenim. Benim sevdiceğim de bir ara gözünü, ara gözlerine kurban olan bu madenim. Fadime'm, Fadime'm den ettiler gelin. Fadime'min kocası da var zengin. Koca köyün içinde bulamadın mı dengin? Çekip de Antep'e gelin, giden Fadime'm. Kocan Adana'nın içinde bulamadın mı dengin? Çekip de Silifke'ye gelin, giden Fadime. Ah Fadime'm, yar Fadime'm. Yanakları al Fadime'm. Hep beraber uyan uyan, sabah oldu, sabah.
Amin, amin, amin. Deli Yüceli abi, amin. Deli Yüceli abi, Deli Yüceli abi, buyur abi. Tabut sanayiyi anlatır mısın bana? Ya şimdi, tabut sanayi. Ama kısa olsun. Kısa anlatıyorum. Ya şimdi dedik bu öğretmenlik davşan kuyruğu gibi arkadaş. Ne uzadı var ne uzayacak lan. Ticarete attılar dedik. Tuttuk babam oldu sucuk fabrikasını kurduk. İyi kötü para kazanmaya başladık. Hanımdan sabaha kadar sucukları çekiyoruz, efendim satıyoruz. İyi de para kazanıyoruz. Efendime söyleyeyim, inan dedi iki tane ev aldım. İki tane o sucuktan ev aldım. Bir gün satıyorum sucuğu Öner'e götürdüm. Dedi kardeş, ne var Öner abi dedim, almayacaksan ama bu suratın eğrisine. Ya dedi benim hanım, benim anam diyor ki, ne diyor? Öner sen bu sucuğu yedin yiyeli sesin kalınlaştı. Sen dedi ben yakında anırttıracağım kardeş dedi. Lan dedim bana ben. Lan dedim sen ne demek yani istiyorsun? Yani burada imanlı bir eşeget olayım ama. Eşeget mi? Arkadaş kalbi temizmiş namusun. Ben ucuz diye bir yerden et alıyordum. Adana Zabıta Müdürlüğü. Yakalasa Esra'dan eşek eteğimiz çıksa beğenin mi? Evet. Oğlan arkadaş bizim sucuklar ya ama benim ne günahım var? Benim ne günahım var? Eşek olduğunu ben bile bile mi eşek eti sattım? Bilmiyorum. Lan dedim arkadaş bundan sonra bir ilan bastırdım. Etlerimiz AIDS kontrolünden geçmiştir hayvanlarımız. İnan böyle. Evet. Bu etleri sucuklarımızın attıran, vurduran, çıldırsan, dellendiren çeşitleri vardır. Kuduturan en tehlikelisi. Ağzına daha değilken beraber artal olun hemen. Alan bir sucuk satılıyor, bir sucuk. Bu memlekette bir şey satmak için illa bir nefsi içine sok. Kuduturuyor dedin mi? Ot olsa millet yer. Öyle bir iş var. Evet. Allah. Bazı televizyonlar ot çöp satıyor. Hücum ettiği gibi halkın. Efendim hakikaten elimin şeyinden mi, bereketinden mi? Millet hakikaten yani en ihtiyar eder. Yani kişiyen kişiye iyi sucuk satıyorum. Bir gün mahalleye 700 kilo sucuk sattım. Sabahleyin parasını toplayacağım. Mesnazade camisine gidiyorum. Sabah namazında Allah'ım dedim namazı camide kılayım, dua edeyim de paraları kazan ve peçin toplayayım. Lan arkadaş tam kapıdan çıkacağım aşağı doğru iniyorum. Şimdiki anamın babamın hayrına Aytaş Durağan ve Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ocağı. Yüceli abi, Yüceli abi, bir dakika Yüceli abi. Sözünü balla keseyim. Sen horoz gibi ötebilir misin? Örneğin yani bir dakika. Öterim. Öt bakalım. Öt.
Dur oğlum. Kanadımı çırpayım. Dur. Alkışlıyoruz ve reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra babam oğlu sucuk fabrikasının hikayesi bütün güzelliğiyle anlatalım. Şimdi reklamlar. Bu Kılıçdaroğlu'nu ve ekibini tanıyın. Recep Bey'e, onun savcısına bir tane üniversite yetmez, 2-3 olsun diyor.